Merhabalar Doge Cafe hoş geldiniz. Bugün 28 Kasım 2022, 27 Kasım Pazar günüydü. 27 Kasım'da ne oldu? Erste Advent. Peki nedir bu Erste Advent? Madem Almanca öğreniyoruz, madem Almanya'ya gelmek istiyoruz veya Almanya'da yaşıyoruz, Hristiyan bir ülkenin kültüründen de bir şeyler öğrenmek, burada insanlar ne yapıyor onu bilmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden kısa bir video yapmak istedim. Bunu da bir parça çözümleyerek yapmak istedim. Haydi başlayalım. Der Advent. Das Wort Advent kommt vom Lateinischen Adventus und bedeutet so viel wie Ankunft. Diyor ki bu Advent kelimesi diyor Adventus'tan gelir. Latin kelime Latince Adventus'tan gelir diyor. Ve şu anlama gelir ki Ankunft. Ne demek Ankunft? Varış. Mesela tren istasyonlarında olur. Ankunft olur. Abfahrt, Ankunft. Abfahrt kaçta kalkıyor? Ankunft'ta kaçta varıyor buraya istasyona diye düşünebilirsiniz. Wir bereiten uns bakın bereiten for görüyor musunuz? For bereiten hazırlanmak. Ayrılabilir bir fiil olduğu için for sona gitti. Wir bereiten uns kendimizi hazırlarız diyor. Im Advent Advent'te also auf die Ankunft von Jesus for. Biz hazırlarız kendimizi Advent'te diyor. Neye? Auf die Ankunft. Yani e, Hazreti İsa'nın fon Jesus, Hazreti İsa'nın fon gelişine auf die Ankunft hazırlarız diyor. Demek ki neymiş? Vi bereiten for auf. Yani for bereiten auf plus akuzatif. Bakın hemen buradan çıkarttık. For bereiten auf kullanılıyormuş ve akuzatif. Mit dem ersten Advent Sonntag beginnt das Kirchenjahr. Diyor ki ilk Advent Sonntag yani ilk Advent pazarında diyor kilise yılı başlar. Der beginnt immer vier Sonntage vor dem Heiligen Abend. Heiligen Abend ne zaman? 25 Aralık'ta Hazreti doğuyor. Heiligen Abend'da 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan akşam. Bundan tam 4 pazar önce ilk advent başlıyor. Manchmal fehlt der vierte Advent Sonntag sogar mit dem Heiligen Abend zusammen. Yani bazen Heiligen Abend yani 24-25'i e bağlayan gün pazar günü oluyormuş. Dolayısıyla 4. Advent Zontak'ta aynı gün gün oluyormuş. Yani insan, Hz. İsa'nın doğumundan bir gün önce. Es gibt viele verschiedene Broche. Broche ne demek? Gelenek, görenek. Böyle işte e, alışkanlık gibi düşünebilirsiniz. Ya da ritüel. Es gibt viele verschiedene. Birçok farklı Broche vardır Advent'te. Seit knapp 200 Jahren stellen wir einen Adventkranz in die Wohnung. Diyor ki koyarız biz diyor bir adventkrans nereye indi bonung eve diyor. Bakın zeitknapp neredeyse 200 yıldan beri. Zeitknapp 200 yarın 200 yıldan beri. Şuradaki yar yıl. Yare yıllar. Peki bu en nereden geldi? Zeit'den dolayı. Zeit datif yaptığı için çoğulların sonuna da en geliyor ya dativde. O yüzden oldu. diye yani, yani bir yere doğru yönelme, koyma böyle e, elinizde duruyor ve yere koyuyorsunuz dik olarak. Dolayısıyla burada bir yönelme var. Bu o yüzden şu indi akuzatif oldu. Biz koyuyoruz yani şey gibi düşünmeyin. Hani biz yerleştiriyoruz bir tane advent scrans. İşte vonungun içine inder vonung demiyor da indi yani şitelen diyor. Okey. Yani bir hareket var burada. Onun için burada in, in e, akuzatif yaptı. Biraz karışık anlattım kusura bakmayın. Devam ediyorum. E, bakın burada hemen yine şey yapalım. Aynen advent krans demiş. Neden? Çünkü şitelin işlemini biz advent krans üzerinde yapıyoruz. Yine sorabilirsiniz neydi ama ben onu çok tercih etmiyorum. Şitelin via aynen advent krans. Bakın şitelin işlemini bir şeyin üzerinde yapıyoruz. Bu akuzatif oluyor. Advent da ney? de dolayısıyla aynı ne oldu? Çünkü de akuzatifi de ne oluyordu? Advent krans ne peki? Hemen bakalım. Advent krans böyle bir şey. Yani e, dört tane mum. Her pazar bir tanesini yakıyorlar. Dördüncü pazara kadar. Yedin zontak viet aynı vaytere kesse angetsündet. Bakın viet angetsündet. Yakılır. Her pazar bir tane bir tane daha aynı vaytere kesse. Bir tane daha yakılır. Biz nere zamana kadar? Amfiyate advent alefiyat katsın brenin. Bütün dört tane mum yanana kadar diyor. Dördüncü advent yani dördüncü pazara kadar yanana kadar bütün mumlar sırayla yakılır. Amfang des 20 de ya hundet. Hundet. Bakın. Des 20 de ya hundet. 20. yüzyılın başlarında. Bakın burada genitim var. Çok güzel bir kullanım. Bunu yazın. 20. yüzyılın başlarında Wurden die ersten Adventskalender gedruckt. Wurden gedruckt. Pasif geçmiş preteritum. Ne oldu? Wurden gedruckt. Yani basıldı. Ne? İlk advent kalender basılmış. Okey. Peki bunu Wurden gedruckt'u Perfect yapalım. Anfang des 20. Jahrhunderts Wurden sind die ersten advent kalender <laughs> gedruckt worden. Wo şurası o, Warden. Okey. Zint. the Aston advent kalender gedirukt Warden şeklinde, Perfekt yapabiliriz. Peki advent kalenderler ne? Advent kalenderde şuradan hemen bakalım. Bu da advent kalender, yani bu bir mağazanın açtım öylesine. Böyle bir şey var. İşte günler var. İlk pazardan başlıyor birinci gün diye. Ondan sonra bunun altında çikolatalar var işte. Ee, ondan sonra işte bir eğer bu marka işte şöyle bir şeyler koyduysa böyle bir şeyler var. Çocuklar için genelde yapılmış bu. Bu çözümlemenin sonuna bir video koyacağım. Orada zaten anlatıyor geçmişinde bunun nasıl çıktığını. Çünkü işte çocuklar diyor ki biz bunu tutturamıyoruz. Kaçıncı gün neydi, Neredeyiz? Nasıl? Böyle bir eğlence bir şey uyduruyorlar. Şimdi bu advent kanalleri her yerde görebilirsiniz. Bütün marketler, her yerde advent takvimleri var. Hintada Tüchen waren anfangs weihnachtliche Bilder <laughs> abgedruckt mit şokolade befülte advans kalanda gittiz noh nis Diyor ki e şu tünşin dediği de şu şunlar. Yani küçük kapıların arkasında diyor. Bak görüyor musunuz? Nasıl çıkıyor buradan? şey, her, hepsinden bir şeyler çıkıyor işte böyle e çikolata falan çıkıyor. Onu anlatıyor burada. Hintada tünşin varın anfangs vaynaklike bilde abgedrukt. Öncelikle diyor yani en başlarda diyor Weihnachtliche Bilder yani Weihnacht'ı anlatan işte Noel'i anlatan resimler üzerine böyle basılırdı diyor. Bir de diyor işte çikolatalar çikolata dolu işte advent kalendarlar gitti çok uzun zamandır yok mu diyor burada anlamadım ben. Gibt es noch nicht so Yani çok uzun zamandan beri yok demek istemiş ama anlamadım demek istediğini. Geçelim önemli değil. Var yani şu an var veya çok uzun zamana dayanmıyor da demek istemiş olabilir. Şu an tam anlayamadım geçiyorum. der Wochen for Weihnachten. Während, bakın während ne yaptı? Genitif. Dolayısıyla die Woche der Wochen oldu. dolayısıyla sonunda da en de geldi. Wochen oldu. Während der Wochen, genitif. Während der Wochen for Weihnachten. Yani Weihnachten haftalarında, haftaları boyunca sollte man sich auf den Glauben konzentrieren. Bakın, konzentrieren auf. İnançlarına odaklanmalı insan diyor bu Weihnachten süresince Datsu Kanman öfte Alzons aynı Gotendienst besuchen. Buna peki bunun için ne yapmalı diyor Datsu? Bakın bu da çok güzel bir kullanım. Şurayı kesinlikle tekrar tekrar okuyun. Tekrar tekrar okuyun anlayacaksınız Datsu'nun ne olduğunu. Datsu bunun için yani bunun için Kanman öfte Öfter öfte sonst. daha yani normalden daha sık einen Gotendienst besuchen. Yani bir böyle nasıl diyeyim Gotten Dins dediği de işte kilisede olan e, duas zamanı. Dua zamanını işte e, ziyaret edebilir. Bakın burada da Bezuh'un işlemini Gotun üzerinde yaptığı için Gotten Dins akuzatif. Bezuh'un işlemini Gotun Dins üzerinde yapıyor. Yani bunun için diyor daha fazla sık şey Gotten ziyaret edebilir diyor insanlar. E, Fiile zeit um. Gemeinsam in der Familie um die Wohnung zu schmücken birçok insan diyor e, damağını zamanı aile içinde ve um su um di wohnung zu schmücken schmücken ne demek süslemek demek evi süslemek için um die wohnung zu schmücken um deutsch zu lernen almanca öğrenmek için gibi es werden plätzchen gebacken und weihnachtslieder gesungen diyor ki plätzchenlar pişirilir ve weihnachts weihnacht şarkıları söylenir. Yani Noel şarkıları söylenir. Plaçın şöyle bir şey. Bunlar böyle işte kurabiyeler pişiriliyor. Bakın burada da çok güzel bir kullanım var. Dememiş ki Plaçın verdin ge bakın und Weihnachts Lieder werden gesungen dememiş de ez demiş. Ez verdin Plaçın ge bakın. Ez verdin Plaçın ge bakın demiş. Yani bu çok nasıl diyeyim acayip bir şey. Ee, bunun tam gramer konusunu tam size şu an söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum çünkü. Ee, ama bilen varsa yazsın aşağıya. Yani bu cümle çünkü işte yine bir bir lisan bir insanın e, vücut bulmuş hali bu. Bakın bunu kullanmak gerçekten zaman ve süreç istiyor. Ee, ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. Yine ezli bir cümle. Burada galiba Platonlara vurgu yapmak için herhalde es kullanılıyor. Tam emin değilim. Bilen varsa yazsın. Ama bu cümle çok iyi. Bu cümleyi çözdüğünüzde aslında Almanca'nın bence yarısından çoğunu çözmüş olursunuz in mention familyin wird we'll gemeinsam Christ we'll Baum şumuk gebastelt. Bakın in mention familyin bazı ailelerde. yani bazı ailelerde wird we'll gebastelt. Bakın burada normal kullanmış. Ez As, ezdi kullanmamış mesela. Es wird we'll in mention familyin we'll gemeinsam Christ we'll Baum şumuk gebastelt dememiş. Şunu öğrenirsem ya da bilen varsa aşağıya yazsın. Şu an hiç aklıma gelmedi. Yani nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. In manchen Familien wird gemeinsam Christbaumschmuck. Christbaumschmuck ne demek? Christbaum da bu çam ağacı yapıyorlar ya süslüyorlar onlardan. Böyle bu Christbaumschmuck dedikleri işte böyle kuğgeler falan var. Böyle değişik süslemeler yapıyorlar işte. Gebastelt. Basteln de şey demek, el işi demek. Gebastelt de böyle el işiyle bir şeyler yapmak. Ora aynı Weihnachtskrippe vorbereitet. Weihnachtskrippe de şöyle ee, Hazreti Hz. İsa'nın doğumunu, işte üç kralın gelişini, işte e, yukarıdaki yıldızları falan gösteren, işte yıldızlar falan var bakın burada. Yıldızları gösteren işte o yıldızlar hani üç krala yol göstermiş ya. Onun gibi bakın, üç kral var, işte yıldız var. Burada üç kral Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen böyle ev, böyle bir şeyler inşa ediyorlar. Güzel yapıyorlar bunu da. Önem veriyorlar yani buna. Advent fayat mannunun kristin, family. Sadece Hristiyan ailelerde kutlanır diyor. Şimdi güzel bir video izleyeceğiz. O, o videoda da çok güzel anlatıyor. Aslında buradaki kelimelerden de birkaç bir şeyler göreceksiniz. Mesela Brau'yu göreceksiniz. Eee Advent'i göreceksiniz. Christbaum göreceksiniz. Bir sürü bir şeyler göreceksiniz. Ee, Advent olayını biraz daha kafanızda şekillendirmiş olacak. Umarım e, yararlı olmuştur. Daha fazla sorunuz olursa yorumlar kısmına yazın. Ee, bu kaynak süresince de eğer merak ettiğiniz bir şey olursa bunun bunun gibi videolar e, paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere videoyla baş başa bırakıyorum sizi. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.